Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında güven marmelatı tarifi vereceğim. Bilmiyorum bu güvemi daha önce hiç duydunuz mu? Ama tadı çok lezzetli. Sadece böyle biraz bir buruk su bir tat bırakıyor ağzında ama lezzet olarak çok güzel. Böyle meyvesini taze olarak da tüketmesini çok seviyorum. Bir de size marmelatını nasıl yaptığımı göstermek istedim. Ben bu marmalatı 750 gram güvemden hazırladım. 750 gram güvemi güzelce yıkayalım. Derince bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 2,5 su bardağı su ilave edip düdüklü de haşlayalım. Haşlanan güvemler hafif ılıdıktan sonra yani el ısıya dayanabilecek kıvamında olduktan sonra böyle benim gibi süzgeçten geçirelim. çekirdeklerini bu şekilde ayıklayalım arkadaşlar elimizle geçirerek. Ben bu esnada hiç su kullanmadım. Böyle kendi suyundan üzerine biraz kepçeyle alıp çekirdekleri yıkattırıp ve çekirdekleri ayrı bir tabağın içerisine. Aldım. Video çok uzun olmasın diye bu aşamalarında biraz videoyu hızlandırdım. Bu şekilde bütün güvemler bitene kadar devam ediyoruz. Farklı bir işlem uygulamıyoruz bu esnada. Benim güve marmelatının bu posası bu şekilde yani alt kısmına çıkan posası 1 kiloyu geçik geldi arkadaşlar ve kıvamı çok koyu olduğu için ben üzerine yarım su bardağı daha su ilave ettim toplamda 1 kilo 200 gram geldi ve bu 1 kilo 200 gram marmalatın posası içinde bir buçuk su bardağı şeker kullandım bana göre tadı da tam yerinde oldu ama daha aşırı tatlı seviyoruz derseniz de 1,5 su bardağı yerine 2 su bardağı şeker kullanabilirsiniz. Marmelat kaynamaya başladıktan sonra üzerindeki oluşan köpükleri kaşık yardımıyla temizleyelim. Eğer köpükleri almazsanız reçelinizin rengi mat olur arkadaşlar, parlak bir rengi olmaz. Köpüklerini almayı özen göstermenizi tavsiye ederim. Reçeli böyle arada bir karıştıralım. Böyle reçel göz göz olmaya başlayınca olmaya yakın demektir. Böyle gördüğünüz gibi pekmez kıvamını aldıktan sonra reçeliniz olmuş demektir. Çünkü soğuduktan sonra da daha koyulacaktır. Kaynarken sıcağıyla şişelerin içerisine dolduralım. Ve şişelerin kapağını kapatıp Hemen ters çevirelim ki vakumlama işlemi uygulasın. Bakın size kıvamını da göstereyim. Gerçekten tam yerinde oldu. Mutlaka siz de bu marmelat tarifini deneyin. Güven marmelatım servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.